Kate burada mı? Yalnız meşgul şu an. Makinist geldi, din önemli. Sizi bekliyor. Ne zaman anladın takip edildiğini? 4 gün önce. Neden o gün gelmedin? En ufacık bir hatanda Türk istihbaratının radarına gireceğimi biliyorsun değil mi? Ha bu arada konumuz sen değilsin. Benim güvenliğim. O yüzden sizinle temas kurmak istemedim. Veya Türk istihbaratıyla anlaşma yaptın. İki taraflı çalışan biri mi olmak istiyorsun? Hayır, öyle bir şey yok. Size yemin ederim. Sana neden güveneyim? Çünkü doğru söylüyorum. Sorun şu ki... ben sana inanmıyorum. Size yemin ederim. Doğru söylüyorum. Doğru söyleyip söylemediğini anlamanın bir tek yolu var. Diğerlerini yanına çerçevelet. Dünyanın en pahalı tablosunun ne olduğunu biliyor musun? Nedir? Salvador Mundi. Leonardo da Vinci'ye ait. 450 milyon dolar. Peki ikinci sırada ne var biliyor musun? Bilmiyorum. Willem de Kooning isminde bir ressam. Adını duyan çok az kişi vardır. 1997'de ölmüş Hollandalı bir adam. 300 milyon dolar. Düşün, onca yıllık resim tarihindeki binlerce ressamı düşün. Bu adam ne çizmiş olabilir de Picasso, Dali, Cézanne, Gauguin gibi birçok ressamdan daha kıymetli bir şey üretmiş olabilir? Nasıl oluyor bu? CIA sayesinde. Yani bizimkiler. Neyse, konu uzun. Benim de vaktim yok zaten. Helikopterde bulunan çanta bu mu? Evet. Ta kendisi. Bu bilgisayarda bu kadar önemli olan şey ne? Önemli. Çok önemli. Çünkü içinde Türkiye'nin kaderi var. Belki de dünyanın. Soru şu, biz bu bilgisayarın içindeki bilgilere nasıl erişeceğiz? Kızın yanında biri daha vardı, Neslihan Tuna, dışişlerinde. Tamam. Bir şey bilmediğini söyledi ama o bir şeyler biliyor olabilir. Tamam. Dışişlerinde. Yani? Yani ne yapmamı bekliyorsun? Ne gerekiyorsa. İstanbul'un ortasında kaçırayım mı kadını, ne yapayım? Şöyle bak bakalım bu duvara. Ne görüyorsun sen bu duvarda? Resim. Bak, sağa sola hala boş fark ettin mi? Anladım. Güzel.
benim bu bilgisayarın içindeki bilgilere erişmem gerek. Ben işin sadece bu kısmıyla ilgileniyorum. Nasılını sen bulacaksın.